Merhaba, hoş geldin. Şimdi limite geçiyoruz. Bu bizim ilk dersimiz, ilk konu anlatımımız. Limitin tanımı, grafiklerde limite nasıl bakılıyor? Bunun üzerinde duracağız. Nerede limit var, nerede limit yok? Onları göreceğiz. Şimdi ilk önce şunu bilmemiz gerekiyor. Limit bir yaklaşma meselesi. Yani absiz üzerindeki bir noktaya soldan ve sağdan yaklaştığımızda soldan yaklaşımda, sağdan yaklaşımda fonksiyon aynı yere gidiyorsa, yani aynı yere yığılıyorsa, değer olarak söylüyorum, yani y ekseninden bahsediyorum. Biz diyeceğiz ki apsisin o noktadaki limiti ordinatın, yani y eksenindeki o noktadaki değeridir diyeceğiz. Bu cümleler sana karışık gelmiş olabilir. İlk önce yaklaşmanın nasıl bir şey olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir tablo verilmiş. Örnek olsun diye de bu tabloda nereden yaklaşılmış? Neye yaklaşılmış? 5'e yaklaşılmış. Şimdi dikkat ettin mi? Şu en alt kısımda ben burada bir çekileyim. En alt kısımda 5'in üzerine bir eksi yazıyor. Burada 5'in üzerine bir artı yazıyor. Bu 5'i soldan yaklaşma. Bu da sağdan yaklaşma demek. Şimdi ilk önce çok kaba yaklaşacağız. Yani 5'e soldan yani sayı doğrusunda 5'i düşündüğümüzde şöyle bir sayı doğrusu çizeyim ben. Şurada neyimiz var? Kocaman bir 5'imiz var diye. Hani burada neyimiz var? 4'ümüz var. Şurada da 6'ımız var. Bizim derdimiz nedir? Bu 5 sayısına yaklaşmak. Soldan yaklaşma şöyle bir olaydır. Hani ilk önce nasıl olmuş burada? 4.5'dan gelmiş. Sonra daha da yaklaşmış 4.9. Sonra daha da yaklaşmış 4.99. Derken 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 öyle bir yaklaşıyor ki 5'e çok 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 yakın oluyor. Tamam mı? Biz buna 5'e soldan yaklaşma diyoruz ve onu 5'in üzerine eksi koyarak gösteriyoruz. Şimdi sağdan yaklaşmaya geldiğimiz zaman da o da tabii ki 6'dan 5'e doğru gitmemiz gerekecek. Burada yine en kaba değer nedir? 5.5'tur. Şuradan geliyoruz. Sonra şuradan, sonra buradan, sonra buradan derken bu sefer de ne oluyor? 5'in sağ tarafına yığılma işimi yapmış oluyoruz. Buna da biz x, e, e, x giderken 5'in sağına, o da 5'in üzerinde artıyla gösteriyoruz. Tamam şu olaya da ne diyoruz? 5'e sağdan yaklaşma diyoruz. Şimdi devam edelim. Evet burada anlatmış zaten olayı. Benim yaptıklarımı aynen göstermiş. Bu sayfada e, bir şey yapmamıza gerek yok. Peki. Burada söylenen şey şu. Diyor ki e, eğer diyor e, biz diyor x sayısı. Hani hem sağında hem solunda almış. Bak a'nın hem solunda hem de sağında ne var? x var. Burada diyor ki eğer x a'dan küçükse diyor. Burada x a'dan büyükse diyor. Şimdi x sayısı a'dan küçük değerlere yaklaşıyorsa bu tür yaklaşma yaklaşmaya yani soldan yaklaşma denir ve x giderken a üzeri eksi şeklinde gösterilir. İşte biz buna soldan yaklaşma diyorduk ki ben onu zaten şurada 4'ü 4'ten itibaren 5'e yaklaşarak ve 5'e yaklaşmanın ne olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde eğer x a'dan büyükse a'ya doğru gidildiğinde de diyor x a'nın sağ tarafında yani a'ya sağdan yaklaşıyor ifadesini kullanmış burada. Görüyorsun a üzeri artı ve a üzeri eksiyle gösterilmiş. Aslında ilk başta söylediğim şeyleri tekrar ediyormuş gibi duruyor bu sayfalar. Şimdi grafik üzerinde çalışmaya başlayalım. Şurada a sayısını görüyorsun. Şimdi biz soruyu çözerken aslında ilk önce kabaca bir yaklaşma yapacağız. A arkasından usul usul ne yapacağız? A'ya doğru yaklaşacağız. Yaklaştığımızda da tam A'nın dibindeyken bak şurasını düşün. Tam A'nın dibindeyim. Tamam mı? O kadar yakınım ki şu an bunu hani gözlerimizle göremiyoruz ama mikroskop altına yatırırsak ne olduğunu göreceğiz. Oradan da nereye gidiyor bu? L1'e e doğru gidiyor. Yani L1'e e çok 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 yakın bir değere gidiyor. İşte bu ifadeyi biz nasıl gösteriyoruz? Limit x a'ya soldan yaklaşırken fx ifadesi l1'e yığılır. Yani l1 noktasına gider ve buna da limiti l1'dir diye söylüyoruz. Evet şimdi bak bir de sağından gidelim olayı. Bu sefer de a'ya sağdan yaklaşırken yine kabaca e, a'nın sağından bir çizgi çizdik. Sonra bir çizgi daha çizdik derken derken. Hani birkaç tane çizgi çizebilirsin. Hani e, soruda herhangi bir hata yapmamak adına. Şunu yaptın. Sonra biraz daha yaklaşayım dedin. Şunu yaptın. A, derdimiz A'ya yaklaşmak. Unutma. Sonra derken A'nın tam dibindeyim. Bak sağ tarafındayım ama. Oradan da bir baktım. L2'ye çok çok yaklaştım değil mi? O zaman da ne diye gösteriyoruz biz bunu? Limit. Limit X. A'ya sağdan yaklaşırken Fx'e. L2'dir diyoruz. Yani L2'ye yığılmış diyoruz değer kümesi. Evet, bunlar böyle gösteriliyor. Peki. Şimdi burada şöyle bir tanımlama var. Diyor ki eğer L1 ile L2 hani hatırla bak şuraya bir geri döneyim. Burada soldan L1'e gitmişti fonksiyonun değeri. Bu sayfada sağdan L2'ye gitmişti. Burada diyor ki eğer diyor bunlar eşitse diyor. Yani hem soldan hem de sağdan aynı noktaya gidiyorsa diyor. Biz diyoruz ki x a noktasında limiti vardır. Ve o L1 ve L2'nin değerleri de hani eşitse eğer L diyelim ona. O zaman limitimizin değeri de L'dir diyoruz. Ya bunu ben şöyle kabaca gösterebilirim. Şöyle bir şey yapayım. Grafik üzerinde çalışalım. Şöyle diyelim. Şurada bir boşluğumuz olsun. Tabii o boşluk aslında tek nokta boşluğu da. Çok büyük çiziyoruz onu. Yani herhangi bir yanlış çalışmaya e, meal vermesin diye. Şöyle yapalım. Mesela ne diyelim buradaki apsis değerimiz kaç olsun? 3 olsun. Sonra biz ilk önce bu fonksiyona soldan yaklaşalım. Şimdi soldan yaklaşırken şöyle ilk önce kabaca bir şey yapıyoruz. Şu. Sonra biraz sağında. Bunu kalem ucuyla yapacağız. Sonra derken biraz daha sağında. Sonra derken artık 3'ün iyice dibinde şurada bir yerde yaptığımız zaman şuraya doğru yanaşıyor. Yani tam nereye şuraya doğru yanaşacak. Biraz daha sağından yapabilsem. Değil mi? Aradan yine bir değer çıkıp buraya. Yani aradan bir çizgi daha çıkıp buraya gelecek. Buraya da mesela 4 diyelim. Bu durumda şöyle diyeceğiz. Bunu sağından gittiğimizde limit x3'ün solundan diyecektim. Sağından derken sağa doğru demek istedim. Gittiğimiz zaman nereye gidiyor bu? 4'e doğru gidiyor. 4'te bir yığılma var. Sağdan yaklaştığımızda onu biraz yine kabaca alalım. Buradan şuraya. Onu ben y ekseninde o kadar uzun çizemediğim için şu an ıskaladık gibi görünüyor. Önemli değil. Şöyle yapıyoruz. Bak iyice artık 3'ü sokulmaya başladık. 3'ün için tam sağı şurada bir yerde. Buradan yaklaştığımız zaman da 4'ün birazcık üstünde bir değermiş gibi görünüyor. Ama bunu biraz daha hani 3'e yanaşabilsem o 4'e çok 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 yakın bir yere doğru gideceğim. Ona da biz limit değeri diyoruz zaten. Sağdan yaklaşırken de bunun da değeri nedir? 4'tür. Bu durumda bak hem soldan hem de sağdan aynı noktaya bir yığılma varsa, 4 noktasına bir yığılma var görüyorsun. O zaman şöyle bitiriyoruz olayı. Demek ki limit x 3'e giderken f(x)'imizin değeri kaçtır? 4'tür diyoruz. Yani Limit değerimiz neymiş? 4'müş diyoruz. Evet. Şimdi grafikler üzerinde. E, bak burada çalışalım. Şimdi A'nın solu diyor. Şimdi kabaca çizebiliriz. Bir tane çizsek yeterli. Yani bir tane derken bir tane kaba yapalım. Şurası. Bir de iyice dibinden gelelim. O da şurada bir yer. Şimdi ne oldu bu durumda? Diyebilirim ki limit. X A'ya soldan yaklaşırken fx değerimiz nedir? L'dir. Bunu bir de sağdan yanaşalım. Yine bir kaba değer alalım. Sonrasında yine hemen dibinden, sağından bir değer alacağım. Bak görüyorsun. Bu da hemen L'nin biraz üstü çıktı ama daha da yaklaşabilsem L'ye doğru gidecek. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken fx'e de yine ne diyoruz? L'dir diyoruz. Ha, bu durumda şu söyleyebiliriz. Limit x a'ya giderken f(x) değerimiz neymiş? L'ymiş deriz. Evet, burada anlatılan hikaye budur. Şimdi burada limit değeri nedir? Limiti var mıdır? Yani her fonksiyonun belli bir noktada limiti olmak zorunda değil. Bak. Şimdi şuradan geldik. Buraya gidiyor. biraz daha yanaşıyorum. Buraya gidiyor. Biraz daha buraya. Nereye doğru yığılma var fark ettin mi? L1'in üzerine doğru yığılmaları gördüm. Burada baya bir yani ne oldu? Noktalarımız adım adım ilerledikçe L1'e doğru iyice sokuldu. Burada şunu diyeceğiz o zaman. A'nın solunda iken fonksiyonumuzun limiti L1. Peki sağından gidelim. Şuradan gelelim. Buradan baktığımız zaman şurası biraz daha sağından yaklaşıyoruz. Derken artık iyice a'nın dibindeyken sağ dibinde tabii ki bu sefer de nereye gidiyor? L2'ye gidiyor. x a'ya sağdan yaklaşırken fonksiyonumuzun değeri neymiş? L2'ymiş. Şimdi soruyorum sana. L1 ile L2 eşit mi? Kesinlikle eşit değil. Değilse o zaman şunu söyleyeceğiz. Yani limit x a'ya giderken f(x) ifadesinin değeri yoktur. Yani limit yoktur burada limit olabilmesi için bu L1 ve L2 değerlerinin birbirine ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Pekala devam edelim. Mesela burada da baktığımız zaman hızlı bakalım artık. Hani olayı öğrendik. Şimdi bak A'nın sol tarafı şurası. Fonksiyona çarptım. Görüyorsun. Oradan da nereye gittim? Y eksene doğru gittim. Gördüğüm şu oldu. Limit x A'ya soldan yaklaşırken fx'imizin değeri L2. Bir de sağından bakalım olaya. A'nın sağı şurada bir yerde. Fonksiyon çarptık oradan gittik y'ye baktık. Orada kime yanaşıyor? L1'e yanaşıyor. A'nın sağındaki limit değerimiz neymiş? L2 pardon L1 şu deminki L2 idi. Bunların birbirine eşit olmadığını görüyorsun. Demek ki yine nedir? Limit nedir? X eşittir A'da FX yoktur. Yani limit olabilmesi için soldan ve sağdan değerlerin aynı olması gerekiyor diyoruz. Birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hemen böyle pas geçmeyelim. Birkaç şey anlatayım. Şurayı bir temizleyeceğim. Burayı anladın diye düşünüyorum. Bazı özel durumlar var. Onların üzerinde de durmak istiyorum. Standart sorulara karşılaşacağız birazdan. Orada zaten bunların detaylı anlatımlarını yapacağım ama Yine de anlatım bölümü, bu konu anlatım bölümü biliyorsun. Orada bazı şeylerden bahsedelim. En çok kafamızı karıştıran olay şu. Mesela çizeyim. Bir fonksiyon çizelim. Burada bir boşluğumuz olsun. Sonra böyle gitsin. Son şurada tekrar bir noktamız olsun. Bunun şimdi absisteki değeri de biz değer uyduralım. Bir. Oradan görülen değerler. Şurası 2, Sonra şurası da 3 olsun. Tamam. Şimdi bu y fx fonksiyonu. İlk önce sana şunu soracağım. F1 nedir? F1'e baktığın zaman tam 1'e 3 noktası dolu görüyor musun? O zaman F1 nedir? 3'tür. Peki limit x 1'e soldan yanaşırken fx'imizin değeri nedir? Onu nasıl hallediyorduk? 1'in şu sol tarafından Şöyle geldik, eğrimize, yani fonksiyonumuza çarptık. Oradan da y ekseni gittiğimizde 2'nin altında ama e, yani biraz daha yaklaşabilirsek 2'ye doğru gidecek. Demek ki soldan limitimiz 2'dir. Peki sağdan limitimiz nedir? Bir sağdan bakalım şimdi. Sağdan limitimizi de şöyle kırmızıyla bakalım bu sefer. E, şu olacak. Tam birin sağına iyice sokuldum. Buradan fonksiyona çaptım ve oradan da tekrar y eksenine baktım. Bu da 2'nin birazcık üstünde bir değermiş gibi görünüyor ama yaklaşırsak 2'ye doğru gidecek. 2'dir. Şimdi şurası bize bir şey söylüyor. Burası başka bir şey söylüyor. Bunun söylediği şey şu. Limit x 1'e giderken fx'imizin değeri kaçtır? 2'dir. Ancak f1 burada nedir? 3'tür. Yani şu limit değeri ile fonksiyonun o noktadaki değeri farklı olabilir. Çünkü limit bir yaklaşma meselesi, bir yığılma meselesiydi. Şimdi bize söylenen şey şu. So, e, birin solundaki apsis noktalarının y'deki yığılma noktası 2, sağındaki birin sağındaki apsis değerlerinin fonksiyondaki y'deki yığılma noktası yine 2. Demek ki 1'e giderken bizim fonksiyonumuzun değerleri 2'ye doğru yığılıyor. Ama burada sadece bir nokta için ki o da 1 değeri, apsin 1 olduğu yer. Sadece bunun için 3'e gidiyor. Yani bu yığılmayı içermiyor. Tamam mı? Bu yığılma demek değil. Limitin yığılma olduğunu unutma. Burada 2'de bir yığılma olduğu için limitimiz 2'dir ama fonksiyonumuzun sadece apsin 1 olan noktasındaki değeri 3 olduğu için f1 eşittir 3'tür diyoruz. Şunu düşünme. Limit değeriyle Fonksiyon değerleri farklı olur mu? Çok garip deme. Evet olabiliyor. Evet, böyle bir durumumuz var. Şimdi buradan tekrar bir şey daha göstermek istiyorum. O yüzden şuraları bir sileceğim. Şurada bir kaldıralım. şunu da kaldıralım. Sadece koordinat sistemimiz bir dursun. Şunları da kaldıralım. Başka bir şey anlatacağım için burası bana yeterli. Mesela şöyle bir şey yaptı. Zaten kitapta uyarı diye görüyorsun onu. Şurada bir neyimiz var? A noktamız var. Şurası ucu boş. Bir B noktamız var. Bunlar absiste A'yı. Şurada neyi görüyor? B'yi görüyor. Tamam mı? Sonra şurası L1'i görüyor. Burası da L2'yi görüyor. A, burası B, şurası L1, şurası da L2 ve fonksiyon bize nasıl verilmiş? Fonksiyonun verilişine bir bakalım. Kapalı A aralığıyla açık B aralığından reel sayılara diye verilmiş. Şimdi böyle bir durumda bizim kafamızı karıştıran şey şu oluyor. Limit x A dese bize, f(x) dese. Şimdi şöyle bir genellememiz var aslında. Bir noktada limitin olabilmesi için soldan ve sağdan limitlerinin aynı olması gerekir. Bak ben burada tekrar Devreye gireyim, açıklayayım. Tekrarlıyorum cümleyi. Bir noktada limitin olabilmesi için soldan ve sağdan limit değerlerinin aynı olması gerekir. Tamam. Ama şimdi burada baktığında A'nın kendisi var. Bir de A'nın sağ tarafı tanımlanmış. Şurayı görüyorsun. Peki burada o zaman X, e, A'daki limit değeri nedir diyebilir miyiz? Hocam ben bunu sağdan görüyorum ama solu yok. Şimdi böyle bir durum çok ekstrem, ekstrem, bir durumdur. Fonksiyonun tanım kümesine bakılır. Tanım kümesinde A ve B'yi görüyorsun ya. Bu durumlarda sınır değerlerinde limit sorulursa gördüğümüz değerlerdir. Yani burada A'nın solundaki limitine ya da B'nin sağındaki limitine bakmamıza gerek yok. Yani diyeceğim sana şu. Burada A'nın limiti daha doğrusu fonksiyon x işte A'daki limiti direkt nedir? L1'dir. Sonra x, b'deki fonksiyonumuzun limiti de direkt nedir? L2'dir diyebilirsin. Ama bunu direkt diyebilmen için senin burayı e, yani sana buranın verilmiş olması gerekir. Mesela şu yapılırsa bunu diyemeyiz. Bir şey sileceğim. Şurayı kaldıralım. Dese ki bize R'den R'ye bir fonksiyon dese o zaman dersin ki R'den R'ye ya burada hani sana adam demiyor ki A ile B arası incele demiyor. Ta diyor eksi sonsuza artı sonsuza kadar incele diyor. Böyle olduğunda A'nın solunda hiçbir şey göremediğin için A'nın solunda da bizim için artık burada devreye giriyor. Çünkü şu kümeyi ne yaptık? Biz genişlettik. A'nın solunda fonksiyonun nereye gittiğini bilmediğin için o zaman limit x a'ya giderken fx de 1'dir diyemezsin. Anladın mı? Eğer böyle verilirse ne bir eşit değildir ve yine B'ye girerken fonksiyonumuzun limiti de L2'ye eşit değildir. Tamam. Ama A ve B aralığında deyip de tanım kümesini sınırlandırırsa A ve B noktalarında limitlerimiz gördüğümüz şuradaki L1 ve L2'dir. Evet, söyleyeceklerim bunlar. Şimdi standart sorular ve çözümleri bölümüne girelim.